Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Çünkü bir televizyon eleştirmenin görevin de var, pozisyonun da var. Evet, pozisyon. Kamuoyu eskisi gibi Aliye'yi izlemeye devam eder mi? Yoksa reytinglerde biraz sarsılma yaşanır mı? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Sen? Ben reytinglerde düşüş yaşanacağını tahmin ediyorum. Ben de aynen senin dediklerine katılıyorum. Çok doğru bir tespit. Ay. Yaptığın değerlendirmeyi de dikkate alacak olursak, hani duygusal, kamuoyu bu ikisini ayırt edemiyor meselesinde, o duygusallık belki reytinge de yansıyabilir düşüncesi hakim bende. O duygusallık belki bizim aramızdaki reytinge de yansır mı düşüncesi de hakim bende diyorum acaba? Yani biz de seninle bu çekimden sonra bir tarabede kahve içsek desem, he? Yeşil de pek yakışmış ya, öyle değil mi? Gözlerinin rengi ortaya çıkmış adeta. Ay, yeşil melek olmuşsun. Neyse, konumuza dönelim. Bakınız, konu çok saptırılmış. Burada bir öpüş falan yok. Yani görüntüleri izleyebilirsek, betereyi verirse yönetmenimiz. Heh. Bakın, burada öpüşme yok. Burada kulağına böcük kaçmış Aliye'nin, böcük yeşillerden. Onu vakumla hüp diye yönetmen çekiyor. Bakın, tekrar izleyelim. Kulağına kaçan böcüğü bakın burada hüp diye çekiyor. Hayatını kurtarıyor adeta. Ve burada çekmeyin demiyor. Merhaba kameraman kardeş, gel diyor. Aliye de oraya saklanmamış aslında. Orada böceği attı ya böyle tükürerekten. O yerde bakın koltukların arasında böcüğü arıyor. Adli tıp kurumuna teslim etmek için. Bakın, böcüğü arıyor. Böcük nerede diyor. Aliye, yönetmenim olmadan asla. Ha! Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar.